Dolayı. Şimdiki sorumuzda bize diyor ki parabol x ekseni teğet olduğuna göre. Şimdi parabol x ekseni t etse biz ne diyorduk arkadaşlar? Delta eşittir sıfırdır diyorduk. Doğru mu? Delta eşittir sıfır dediğimize göre yani b kare eksi 4 ac için ne demeliyiz? Sıfır eşit demeliyiz. O zaman b'si kaç? Eksi 3 karesini aldık. 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı m. Değil mi? 1 çarpı m sıfırsa o zaman 4M9. M dediğiniz şeyde ne gelecek arkadaşlar? 9 bölü 4 gelecek diyebiliriz. Yani doğru cevabımız C -Hunter. Parabol x eksenini farklı iki noktada kesiyorsa aslında sizin fonksiyonunuz 2 tane reel köke sahiptir. Böyle bir şey oluşabilmesi için de ne olması lazım? Delta'nın sıfırdan büyük olması gerekir. Yani b kare eksi 4ac ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan büyük olacak. B'si ne? Eksi 6. Karesini aldım 36. Eksi 4 çarpı m eksi 1 çarpı 3 büyüktür 0. O zaman 36 eksi 12 parantezinde m eksi 1 büyüktür 0. 36 eksi 12 m artı 12 büyüktür 0. 48 büyüktür 12 m. Sağdan Arap gibi okudum. M küçüktür 4. Bu şart sağlayan en büyük tam sayı nedir arkadaşlar? 3'tür diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Parabolün x eksenini kesmediği bilinmektedir. Parabol x eksenini kesmiyorsa aslında nam diğer yani böyle de olabilir ki parabolik kolları aşağı bakıyor aslında. Şöyle olmalı. Delta'nın sıfırdan küçük olması gerekir. Yani b kare eksi 4 ac sıfırdan küçük olacak. B'si ne? 4. Karesini aldım 16. Eksi 4 çarpı a'sı ne? Eksi 2. Eksi 2 çarpı n eksi 1 küçüktür 0. Şimdi düzeltelim. 16 artı 8 n yani eksi 8 Değil mi? Küçüktür 0, 8'en küçüktür eksi 8, en küçüktür eksi 1. Bu şartı sağlayan n'in aralığı nedir arkadaşlar? Şeklindedir diyebiliriz. Doğru cevabımız C'ye Şimdi parabolü eksi 1'e 8 noktasından geçmektedir ya da bir nokta bir eğrinin üzerindedir. Mantık şu nokta eğrinin üzerindeyse nokta eğriyi sağlar arkadaşlar. Yani ben bunu gidip bu fonksiyona yazarsam ne yapar? Sağlar. Fonksiyona eksi 1 yazınca ne olacakmış? 8. Neden? Çünkü burası x burası y. Fonksiyon eksi 1 yazdım. 3 eksi m eksi 1 eşittir 8. Eksi m'i buraya attım. m 2 bunu bu tarafa attım. Ne geldi? Eksi 6. m eksi 6 Bize ne soruyor? Parabolin tepe noktasının koordinatları toplamı. Şu fonksiyonu bir düzeltelim o zaman. Bizim fonksiyonumuz ne geldi gençler? 3x kare eksi 6x eksi 1. R'si ne bunun? Eksi B bölü 2A yani 1. Bizim parabolümüzün tepe noktasının apsi 1 geldi. Gideceğiz fonksiyonu bu sefer 1 yazacağız. 3 eksi 6 eksi 1'den de eksi 3 eksi 4 gelecek. Demek ki tepe noktasına geldi? 1'e eksi 4. O zaman bizim parabolimizin tepe noktası buysa koordinatları toplamında ne yapar? Eksi 3 yapar diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Edirne'dir. Dik koordinat üzerinde tepe noktası T olan parabolü verilmiştir. Bu parabol buna aitmiş. Mesela x'i 0 verdiğinizde y ekseni eksi 3'te kesiyor. O zaman c'si kaçmış? Eksi 3'müş. Hemen c'yi bulduk aslında. Değil mi? Çünkü x'i e 0 verdiğiniz zaman y ekseni kestiği noktayı buluyoruz. Peki bu nokta ne? Apsisi 1 olan bir nokta. Yani r'si mi 1? Yani eksi b bölü 2a'dan. Değil mi? Eksi b bölü 2a'dan. Yani eksi b bölü 2 bir de eksimiz var. Artıya döndü. Buna eşit olacak 1'e. O zaman B'si kaç geldi arkadaşlar? 2. B'ye de 2 yazdık. Topladığınızda ne yapacaktır? Eksi 1 yapacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız Adana'dır. Şimdi fonksiyon belli aralıkta bir fonksiyon. Bu fonksiyonun en büyük ve en küçük değerin toplamını sormuş. Şimdi bakın parabol bu şekilde. Normalde parabol, kolları yukarı bakan bir parabol. En küçük yerim nerede alır? Tepe noktasında alır. Günün sorusu şu. Parabolün tepe noktası verilen aralıkta mıdır değil midir? Eğer parabolün tepe noktası verilen aralıkta ise bakın çünkü siz eksi 2'ye 3 aralığında bakacaksınız fonksiyona tamam mı? Eğer parabolün tepe noktası bu aralıkta ise sen zaten uğraşma zaten fonksiyonun en küçük yerini tepe noktasında alır. Acaba öyle miymiş bakalım. Parabolün tepe noktası ne? R'si. Eksi 2 iki bölü 2'den eksi 1. Eksi 1 elemanı mıdır? Eksi 2 3 aralığının. Evet. Elemanıdır. Yani burası eksi 2 burası 3 ise yani burasının apsisi kaçmış? Eksi 1. Yani sen fonksiyon eksi 1 yazdın zaten minimum değerini göreceksin. Bu fonksiyon eksi 1 yazıyorsun. 1 eksi 2 eksi 1'den ne geldi güzel kardeşim? Eksi 2. Bu fonksiyon minimum eksi 2'ymiş. Peki geldik maksimuma. Nasıl bulacağız onu? Onu da şöyle bulacağız. Sınırları yerine yazacağız. Eksi 2'yi de yazacağız, 3'ü de yazacağız. Ama ben sana bir taktik vereyim. Parabolün tepe noktası bu ya. Parabolün tepe noktasından ne kadar uzaklaşırsa, ne kadar uzaklaşırsan o kadar yukarı çıkarsın. Bak mesela eksi 2'ye gitmek için bir birim solda, 3'e gitmek için 4 birim sağda. Bu o zaman daha yukarıda. Bak aslında bu doğru şurada değil aslında. Bu doğru daha böyle dikkat çekici yapayım. Daha bu taraflarda siyahla da yapacağım. Daha bu taraflarda falan yani. Bak net bir kere de söyleyebiliyorum. Hani arkasında diyeyim garanti edeyim sana. Şimdi biz burası kaç gelecek? 3 gelecek değil mi? Gerçekten yani ben fonksiyonu 3 yazdım ama maksimum gelecek. Gerçekten 3 yazalım. 9 artı 6 eksi 1'den ne yaptı? 5 artı 9 14 yaptı. Bu da max geldi. Sana ne soruyor? Minle max'ın toplamını yani ne gelir arkadaşlar? Cehan gelir diyebiliriz doğru cevabımız için. Tepe noktası 1'e eksi 2 olan parabolü 2'ye 3 noktasından geçmektedir demiş. O zaman biz fonksiyonumuzu oluştururken nasıl oluşturuyorduk? A parantezinde x eksi r'nin karesi artı k şeklinde. O zaman ne oldu? A tane x eksi 1'in karesi eksi 2 bizim fonksiyonumuzmuş. Tamam. Peki parabol bu noktadan geçiyor mu? Yani 2'ye 3 noktası parabol üzerinde mi? Evet ya da İkisi de aynı yere çıkıyor. Yani parabol 2'ye 3 noktasından geçmektedir ya da nokta parabolün üzerindedir. Yani sen buraya yazınca sağlar güzel kardeşim. Yani sen fonksiyona 2 yazınca kaç gelir? 3 gelir. O zaman 2 yazdım. 1 eksi 2'ne gerçek 3. A'sı ne yaptı? 5. O zaman benim fonksiyonum ne oldu? A'ya 5 verirsek 5 parantezinde x eksi 1'in karesi eksi 2. Ne istiyor benden? F eksi 1. O zaman f eksi 1'i bulalım. 5 tane eksi 1 eksi 2 karesi 4 eksi 2. 20'den 2 çıktı 18 yapar sorumuzun cevabı. Yani doğru cevabımız denizidir. Bize bir parabol vermiş. Parabolün eksenleri kestiği noktalar da var. Buna göre gelsen bana neyi bul demiş. Fonksiyonu bul demiş. O zaman biz fonksiyonu oluştururken nasıl oluşturuyorduk? A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 şeklinde. Bunlar ne? Kökler. A çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 fonksiyonumuzu oluşturduk. Peki üzerinde bir tane nokta lazım. Niye? A'yı bulayım diye. X'e 0 verdim. Y'sine geldi eksi 6. O zaman ne yaptı Eksi 3A. Eksi 6. A'sı 2 mi geldi? O zaman benim fonksiyonum. 2 parantezinde x artı 1 x eksi 3 müdür? Aynen. O zaman gel bu işlemi yapalım. E, ee, 2 parantezinde x kare eksi 2x eksi 3. 2 ile dağıtırsam 2x kare eksi 4x eksi 6 benim fonksiyonum. Var mı şıklarda? Var. Doğru o zaman nedir? Bursa'dır diyebiliriz. Parabol x eksenini 2'ye 0 noktası da t etse. Bak şimdi. O zaman bir dakika parabolün kolları aşağı bakıyor. Nerede? 2'ye 0 olsun. Fark etmez. O zaman benim parabolüm şöyle bir şey. Sonuçta benim parabolüm x eksi 2'nin karesini barındıracak güzel kardeşim. A'yı da koydum başına al sana parabol. Bak adam sana dememiş ki benim başka eksi 1. Sen onu oraya yaz anla demiş. Bak eksi 1'i bunu niye koymuş? Burası eksi 1 olduğunu anla sen demiş. O zaman benim parabolüm ne oldu? Eksi parantezinde x eksi 2'nin karesi. Peki ne diyor sana? Fonksiyonu 1 yaz. E yaz. Sen de gidersin x yerine 1 yazarsın. Eksi parantezinde 1 eksi 2 eksi 1'in karesi. Eksi 1'in karesi ne yapar? 1 ama cevabımız ne geldi? Eksi 1. Yani doğru cevabımız ne oldu? Bursa oldu diyebiliriz. Parabolün üzerinde bulunan ve apsi ordinatına eşit olan noktanın. Bak şimdi bu parabol. Parabolün üzerinde bir tane nokta var. Apsisi ordinatına eşit. Bunun gibi birkaç tane nokta olabilir. Hatta iki tane var. Şimdi bu noktaların apsileri toplamı demiş. Peki nokta Parabolün üzerinde ise nokta fonksiyonu sağlar. Ya da fonksiyon parabol üzerinden geçiyorsa hepsi aynı kapıya çıkıyor. Yani ben ne yapacağım? Bunu gideceğim buraya yazacağım sağlatacağım. Yani ne olacak? F'a eşittir A olacak. O zaman ne oldu? A kare artı 7A eksi 16 eşittir A. Sola attım. A kare artı 6A eksi 16 eşittir 0. Çarpanlarına ayırdım. A artı 8A eksi 2 eşittir 0. A buradan eksi 8 geldi ya da A buradan 2 geldi. 2 ihtimalimiz var. İkisi de olabilir. Eksi 8'e eksi 8 de olabilir. 2'ye 2 de olabilir. Bu vatandaş ne diyor? Absisleri toplamayı topla. Eksi 8 ile artı 2'yi toplarsan ne olur? Eksi 6 olur. Yani doğru cevabımız ne gelir? Ceyhan gelir. Anlaştık. Parabol ile doğrusunun kesin noktalarından biri. Parabol bu, doğru bu. Bunlar kesişen noktalar. Ben burada parabolle doğrunun birbirine göre durumları gördüğüm zaman hemen ne yapıyorum? Bunları birbirine eşitliyorum. Hepsini sol tarafa attım. x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0. Bak bunların kökleri burada denklemde kök denilen şey grafikte kesişen noktadır arkadaşlar. O zaman biz sol tarafı çarpanlarına ayırırız. x artı 5 x eksi 3 diye. O zaman x buradan ne geldi? Bir eksi 5 geldi bir 3 geldi. Demek ki bunun apsisinin bir tanesi eksi 5. Bunun da diğerinin apsisi kaç? 3. Şimdi ne istiyor vatandaş bizden? Kesin noktalarından biri. 4 olmayacak. Eksi 5 olmayacak. Ay pardon. Eksi 5 olabilir. 5 olmayacak. Eksi 3 olmayacak. Ya 3 18 ya eksi 5 11. Zaten deneyeceğiz. Yani peki. Şöyle ikisini bulalım da. Hocam bu noktalar parabol üzerindeyse sağlar mı sağlar. E güzel kardeşim doğrunun da üzerinde. Doğru yazmak daha kolay değil mi? 3 yaz bu kaç gelsin? 19. Bak tırt 18 demiş. Eksi 5 ver 11. Bak sen zaten benim tahminim oydu. <laughs> Neyse doğru cevabımıza geldi. Edirne geldi. Dik koordinat düzleminde parabol verilmiş. Tepe noktası da 3 verilmiş. O 5'tir. 2 O A'ymış. O burası. 2 K O A, K. O zaman şöyle yazalım mı? bu noktanın apsisi 2K, bu noktanın apsisi eksi K'dır. Anlaştık? Şimdi tepe noktası da kaçmış? 3'müş. Bu arada K'ların bizim bulduğumuz K'larla bir alakası yok. Orayı karıştırmayın. Burası aslında şöyle yapalım. Burası 2A, A olsun. O zaman burası 2A, burası eksi A olsun. Tamam mı? Orada K var ben onu karıştırmayayım. Şimdi bize ne soruyor? B noktasının apsisini soruyor. Yani 2A'yı soruyor. O zaman hocam e 3 noktası orta nokta değil mi? Eksi a ile 2 a'yı toplayıp 2'ye bölersem 3 yapar. O zaman buradan a eşittir 6 geldi. Ne istiyor? 2 a'yı. Yani 2 a ne yapar o zaman? 12 mi yapar? 12 yapar. Doğru nedir? Denizdir. Şimdi bir tane parabol vermiş. Bu parabolü demiş 3 tane ifade vermiş. Hangileri doğrudur? Peki Şimdi paraboller neydi? İkinci ajan fonksiyonların grafikleriydi. Peki bizim fonksiyonumuz çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Ayrılıyor. O zaman bizim fonksiyonumuz buysa x ekseni kestiği noktalar belli. Kaça kaçtan? 1 ve 6'dan geçecek. Yani burası 1 burası 6. Peki devam ediyorum. O zaman y ekseni kestiği nokta kaçtır? 6'dır diyebilir miyim? Derim. X'e 0 verdim. Bakalım hangileri doğru? Y ekseni 0 6 noktası kesiyor mu? Bence doğru. X ekseni 6'ya 0 ve 1'e 0 noktalarını kesiyor mu? Tersten yazmış ama evet kesiyor. Bu da doğru. X eksenin kesin noktalar arasındaki uzaklık 7 birim yok artık. Yok artık. Zaten 1 ile 6 ise o zaman burası 5'tir. 2'ye doğru dediysem bunun yanlış olduğunu söylemem lazım. O zaman doğru cevabımız nedir? 1, 2'dir. Yani Bursa'dır.